hafta sonu dileyerek bu haftada programımızı açıyoruz sevgili seyirciler. Bu hafta Yozgat ve Konya'dan derlediğimiz iki güzel kentimizin güzellikleriyle buluşturacağız. Güzel röportajlarla sizlerle birlikte olacağız. Evet, Meltem'le Zirvedekiler Farkı ile bu hafta da sizlerleyiz. Evet, Yozgat kenti ile bu hafta programımızı açıyoruz sevgili seyirciler. Yozgat Valisi Sayın Abdülkadir Yazıcı bu hafta çok özel konuklarımız arasında. Bakalım kent hakkında düşünceleri neymiş? Yozgat'ı daha yakından tanımak istiyor ve sözü ilk olarak Yozgat Valisi Sayın Abdülkadir Yazıcı'ya bırakıyor, kente yapılan yatırımları konuşuyoruz. Yozgat ili Anadolu'nun 81 ilinden bir tanesi. Coğrafi olarak ülkenin orta noktasında. Arazi büyüklüğü itibariyle 10. Türkiye'nin 10. büyük ili. Bozok yaylası diye tabir ediliyor. Şimdi insanlarımızın %50'si ziraat, tarımla uğraşıyor. Yine %30 civarında hizmet sektörü var. %20 de sanayi diye 3 aşağı 5 yukarı böyle bir oranlamayla tarif edebiliriz. Yozgat'ta da organize sanayi bölgemiz var. Yatırım teşvikleri, bazı vergilerde indirimli oranlar uygulanıyor. Bu noktada organize sanayimiz var. İlin yanında öne çıkmış, gelişmiş ilçelerimiz var, büyük ilçelerimiz var. Hızlı tren inşaatı. Bizim ilimiz sınırlarında olan bölümü hızlı şekilde cereyan ediyor. Hızlı tren gelecek ilimize nasip olursa bir iki yıl içerisinde. Nereye gidecek bu tren? Sivas Erzurum'a devam edecek ve yine 13 kilometre mesafede Yozgat Havaalanı inşasına inşallah önümüzdeki sene başlanacak. Şu an proje aşamasında. Duble yollar ufak tefek aksamaları olsa da müteahhitten kaynaklanan duble yollar tamamlanmak üzere. 300 milyon TL'lik şehir hastanesi temeli atıldı. Tesviye işlemleri devam ediyor. Yine hakeza valiliğimizin de öncülük ettiği, hükümetimizin destek olduğu sosyal hayatı hareketlendirecek, harekete geçirecek, geliştirecek bir takım projelerimizde planlarımız var. Örneğin 1700 dönüm bir alan üzerine tesisine başladığımız 3 etaptan oluşan spor vadisi projemiz var. Yine daha çok hanımlara hitap edecek olan büyükçe bir kadın termal aqua ve spor kompleksimiz var. Sarıkaya'da Roma hamamı var. İçerisinden bidayetten beri su çıkan, çok nadir örneği olan dünyada bir tarih eserimiz var. Sosyal projelerimiz var. Özellikle kocasını kaybeden anne ve çocukları, 0-18 yaş arası çocuğu olan, kocasını kaybetmiş anneleri ve çocuklarını içine alan Hamiyet Koruyucu Yetim Destek Projemiz var. Amacımız genel yapısı itibariyle Yozgat'ı eski şaşalı, kendine yeten bir konuma tekrar getirme. Bu noktada çalışıyoruz. Sevgili seyirciler, şimdi de yerel yönetimlere geçiyoruz. Yozgat Belediye Başkanı Sayın Kazım Arslan bu hafta çok özel konuklarımız arasında. Yozgat'ın bakalım yerel yönetimlerdeki değişen yüzü nelermiş, bunlardan bahsedeceğiz. Projelerden bahsedeceğiz. Hep birlikte izliyoruz. Yozgat Belediyesi bu dönem kentin vizyonunu daha da arttırmak için sosyal projelere önem veriyor. Yozgat Belediye Başkanı Sayın Kazım Arslan'ın bu dönem projeleri oldukça ilgi çekici. Yozgat halkının hizmet alan bir kentte yaşaması için üretken belediyecilik modelini ilke edindiklerini ifade eden Başkan Arslan, aynı zamanda 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi'nden Yozgat Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yozgat'ı temsil etmiş isimlerden de birisi. Kısacası Başkan Kazım Arslan, Yozgat'ın sorunlarını çok iyi biliyor. Bu hafta Meltem'le Zirvedekiler programının konuğu Yozgat Belediye Başkanı Sayın Kazım Arslan.
Mikrofonumuzu Başkan Arslan'a uzatıyor ve Yozgat'ı bir Yozgatlı'dan tanımaya çalışıyoruz ve soruyoruz. Yozgat denince nasıl bir tablo ortaya çıkar? Yozgat Anadolu'nun ortasında, tarihi bir kent, çok eski yerleşim olan bir şehrimiz. Zaman içerisinde tabii ki etrafındaki büyük illerin gelişimine tam manasıyla ayak uyduramamış. Ama kendi kendini idare edebilen, kendi kendine yetebilen güzel bir şehrimiz. Efendim tabii biz belediye olarak hizmetlerinizden bahsetmek istiyoruz. Sizinle birlikte Yozgat'ta nasıl bir çerçeve oluşacak, neler değişecek? Evet, ben Yozgat Belediye Başkanlığı'na aday olduğumda sürekli iki konu üzerine vurgu yaptım. İki cümle üzerine. Birisi Yozgat yaşanabilir bir şehir olacak dedik. İkincisi de Yozgat'ta bir kent kimliği oluşturacağımızı ifade ettik. Burada şunu yapmaya çalışıyorum. Yozgat dışarıdan insanların gelmek isteyeceği, gezmek isteyeceği, kalmak isteyeceği, tatillerini uzatmak isteyeceği, yaşamak isteyeceği bir şehir olsun. Çok ciddi yeşilliklerimiz, ormanlarımız var. Yozgat'ın değişik ilçelerinde, bölgelerinde dağ turizmine yönelik olarak kanyonlarımız var. Şehir merkezinde çok eski bir yerleşim olan kalelerimiz var, çamlığımız var. Hititlerden kalma son derece önemli eserler var. Yozgat Müzesi de bu eserlerle dolup taşıyor ama bunları yeterince tabii tanıttığımız söylenemez. Sizin kafanızda şöyle şekillendirdiğiniz, hayal ettiğiniz Yozgat nasıl? Bu sene 30 gün boyunca çok güzel, çok cüzi bir bütçeyle ama çok güzel bir Ramazan etkinliği yaptık her gün, her akşam. Ve halkımızda bütünleşen bir proje oldu. Onun hemen akabinde geçtiğimiz ay içerisinde 5 gün süren bir sürmeli festivali yaptık. Gene de orada da yerel değerlerimizi öne çıkartmak suretiyle bir faaliyet yaptık. Bundan sonrası için de bir yıllık kültürel, sanat ve sosyal etkinlikler takvimimiz tabii ki hazır. Bu manada belediye ile halkı bütünleştirmeye çalışıyoruz, kaynaştırmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bir takım sosyal uygulamaların dışındaki mesela imar gibi uygulamalarda da bu manada halkımızdan da çok destek görüyoruz. Yani bir yerle ilgili herhangi bir uygulamaya geçtiğimiz zaman halkımız bize kucağını açıyor bu manada. Ne kadar güzel. Son olarak tabii sizin Yozgat'la ilgili bir hayaliniz, nasıl bir Yozgat düşünüyorsunuz, bunu da öğrenmek istiyoruz. Aslında konuşmanın başında söylediğim gibi yani Yozgat'ta bir şehir kimliği oluşsun istiyorum. Yani Yozgat her şeyiyle gerçek manada şehir diyebileceğimiz bir kent olsun istiyorum. Bütün uygulamalarımız da buna yöneliktir. Bu manada da son 2-3 ay içerisinde Yozgat ciddi manada şantiyeye döndü. Şehircilik manasında. Bunu siz de gezerken göreceksiniz, görmüşsünüzdür. Yozgat'ı inşallah önümüzdeki seneye kadar, bilhassa da gurbetçilerimiz Yozgat'a geldiğinde önümüzdeki sene çok farklı bir Yozgat görsünler istiyorum. Çok teşekkür ederiz efendim programımıza katıldığınız için. Sağ olun, ben de teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bu hafta Yozgat Belediye Başkanımız Sayın Kazım Arslan çok özel konuklarımız arasındaydı. Bu güzel şirin kenti sizlere anlatmaya çalıştık. Tabii farklı özellikleri var. Bunlarla birlikteyiz. Ekranlarınızdan ayrılmıyorsunuz. Yayınımız sürüyor. Sıcak sular diyarı Sorgun'dayız şimdi de. Sorgun Belediye Başkanı Sayın Ahmet Şimşek bu hafta çok özel projelerini bizlerle paylaştı. Deneyimli bir belediye başkanının bu özel röportajını sizlerle paylaşıyoruz. Hep birlikte izliyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله Yeni cami avlusunda ezan sesi var Ezan sesi değil be annem sevdiğim
eller bana, ağlamaz be annem, kara yazma bağlamaz. Bir sevdiğim, bir de güzel annem, buna yürek dayanmaz. Bir sevdiğim, bir de güzel annem, buna canlar dayanmaz. Bir sevdiğim, bir de güzel annem. Bölgenin başarılı belediye başkanı Sayın Ahmet Şimşek'i ziyaret etmeden gidemezdik bu kentten. Sorgun Belediye Başkanı Sayın Ahmet Şimşek, bu dönem tekrar belediye başkanı seçilen ve Sorgun halkı tarafından sevilen bir isim. Sorgun'a ilk belediye başkanı olduğunda birçok hizmetten yoksun bir ilçe ile karşılaştığını söyleyen Başkan Şimşek, birçok projeyle sosyal belediyecilikte önce olduklarını ifade etti. Bu hafta Yozgat kentinin başarılı belediye başkanı Sayın Ahmet Şimşek'le dünden bugüne Sorgun'u konuştuk. Samimi açıklamalarıyla işte Sorgun diyor, Başkan Ahmet Şimşek'le yaptığımız çok özel röportajı sizlere sunuyoruz. Evet, Yozgat'taki turumuza şimdi de Sorgun'la devam ediyoruz. Bir Yozgat türküsüyle programımızı açtık burada. Yanımızda da Sorgun Belediye Başkanı Sayın Ahmet Şimşek var. Sayın Başkan, öncelikle Sorgun'u tanımak istiyoruz. Sorgun denince aklımıza neler gelir? Elbette Sorgun Türkiye'nin tam ortasında, haritayı katladığımız zaman tabiri caizse tam ortada Sorgun'u bulursunuz. Neyi en meşhur derseniz, bizde yiğitleri meşhurdur. Yani Kınalı Hasanları, Osman Çavuşları bağrından çıkarmış. Gazi Mustafa Kemal'ın da söylediği gibi en fazla meşhur olan yiğitleridir. Elbette hububat deposu, mercime, nohudu, buğdayı, bunun dışında şeker pancarı, şeker fabrikası var, tuğla fabrikaları var. Sorgunumuzun şifalı termal sularıyla meşhurdur. Beş yıl gene ilk seçildiğimiz gün gibi mücadelemizi vereceğiz. Sorgunumuzu güzelleştirmede, geleceğe hazırlamada İnşallah başarılı olacağız diye düşünüyorum. Efendim, peki bu dönemde Sorgun'da neler değişecek? Sorgun halkına neler yapacağız? Şimdi altyapıda ciddi sorunlarımız vardı yani. Bitti. Bu sene bir kuraklık yaşamamıza rağmen su sıkıntısı hamdolsun çok az yaşattık. Şu anda yeni kuyular tekrar açılıyor. Böyle sıkıntılı günlerde de dahi sorun yaşatmamak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Bunun dışında üst yapı çalışmaları. En önemlisi de park, yeşil alan. Doğalgaz veya işte altyapının bittiği yerlerde yolların bir kısmını tamamladık. Kenar mahallelerimiz kaldı. Bunları tamamlayacağız. Sosyal içerikli projelerimiz olacak. Gençler, hanımlar, çocuklarla alakalı. Her sene zaten 4-5 tane park yapıyoruz. Buna devam edeceğiz. Ama çok büyük projelerimiz var. Özellikle yeşil alanlarla, parklarla alakalı. İnşallah Türkiye'de ses getirici böyle güzel alanlar oluşturacağız. Ama bundan da önemlisi, bizde termal sular var biliyorsunuz. Şifalı sularımız var. Bir termal turizm şehri. İnşallah bu 5 yıllık dönemde turizmle alakalı ciddi ses getirecek projeleri, imzalarımızı atacağız. Ben buraya geldiniz, bu yayını ilçemize ayırdınız. Bütün Kanal 7 çalışanlarına ve sizlere teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bütün gurbetteki Yozgatlı hemşerilerime selam, saygı gönderiyorum.
Yozgat, doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel özellikleri, binlerce yıllık varlığıyla türlü medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve tarihi yapılarıyla Hitit'ten Osmanlı'ya uzanan zengin kültürel çeşitliliğin somutlaştığı mekandır. Anadolu'da merkezi bir konumda yer alan Yozgat, geniş bir kültürel yelpazeye sahiptir. Zengin mutfağıyla damak zevkinize, özgün türküleriyle duygularınıza hitap eder. Aydıncık ilçesinde bulunan macera turizmcilerinin ve doğa turizminin birçok türü için oldukça uygun olan Kazankaya Kanyonu, 1871 tarihinde yapılmış ve günümüzde Yozgat evlerinin tipik örneği olarak öne çıkan ve şu anda 7682 adet arkeolojik ve etnografik eseri sergileyen Yozgat Müzesi, Behramşah Kalesi, Saat Kulesi ve Sarıkaya Roma kalıntıları Yozgat'ın geçmişten günümüze taşıdığı tarihi miraslarıdır. Yozgat'ta uzun kış gecelerinde, akşam yemeğinden sonra ve yatmadan önce yapılan sohbetler esnasında ikram edilen bir çeşit ara öğün yemeğidir arabaşı. Yozgat'ın damak zevki denince akla desti kebabı gelir. Yine tandır kebabı, madımak, Yozgat mutfağının vazgeçilmezleridir.